Bugünkü dersimizde Cumhuriyet dönemi Türk şiirini sorular üzerinden genel tekrar yapacağız. Hem kıyıda köşede kalmış, çok da önemli olmayan ayrıntıda kalmış sorular üzerinden genel tekrar yapacağız. Hem de Cumhuriyet dönemi Türk şiirinin genel görünümünü tekrar hatırlamış olacağız. İlk sorumuzdan başlayalım. Sınavda nasıl çıkıyor? Önce onun üzerine biraz konuşalım. Bir paragraf verip bu şairin kim olduğu hakkında bilgi veriliyor ya da paragrafta boşluklar verilebiliyor ya da bir şiir verilip bu şiir aşağıdaki şairlerin hangisine ait olamaz ya da olabilir şeklinde çıkıyor. Burada da şiir okuyup şiirin genel eğilimini anlayıp buna göre şiirin kime ait olduğunu bilmekte fayda var. Bu şiire bir şiir vermiş, bu şiirle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez diyor. Önce ben şıklara bakıyorum olumsuz soru kökü olduğu için. Buraya gerçekçi şiir örnekleri arasında yer alır. Serbest nazım şekliyle kaleme alınmıştır. Orta halli insanların günlük yaşayışlarını konu edinir. İsyan ve anarşizm en baştan izlektir. Düzenli bir kafiye şeması yoktur. Şiire bakalım. Bir tencere kaynar ocakta. Et mi kaynar, dert mi kaynar? Bilinmez. Bir adam gezer sokaklarda. İşi var mı, gücü var mı sorulmaz. Ekmek umar, aş umar evdeki. Bulunsa da bulunmasa da darılmaz. Çağırırlar, çağırırlar da dostlar, karlı dağlar ara yerde barınmaz. Şimdi burada özellikle tencere, dert, sokak, emek, dost gibi kelimelerden seçilen kelimelerin özellikle çağrışım gücü olmayan, daha çok kelimelerin birinci yani sözlük anlamlarında kullanıldığını görüyoruz. Bu yüzden de toplumcu gerçekçi çizgide yazıldığını söyleyebiliriz. Çünkü toplumcu gerçekçi çizgide amaç estetik haz uyandırmak ya da şiirde konuşma dilinden ayrı bir dil yaratmak değildi. Burada özellikle kelimeler gerçek anlamları içerisinde kullanılıyordu. Burada da seçilen kelimelerden bu alanda olduğunu görüyoruz. Bu yüzden de A seçeneğin doğrudur. Serbest nazım şekliyle kaleme alınmıştı ki Cumhuriyet döneminde zaten serbest nazım şeklini görüyoruz daha çok ki baktığımızda herhangi bir nazım biriminin beyit olsun, dörtlük olsun bağlı kalınmadığını ve serbest tarzda yazıldığını görüyoruz. Kesinlikle doğru. Orta halli insanların günlük yaşayışları konu edinir. Doğru. Tencere kaynaması, dert mi kaynar, et mi kaynar, adamın sokaklarda iş güç araması, evdekilerin ekmek beklemesi, günlük sıradan bir insanın sıradan dertlerini ve günlük yaşayışını konu edinir gösterir. Doğru. Düzenli bir kafiye şeması yoktur. Evet zaten modern şiirle yani Cumhuriyet dönemi şiiriyle birlikte kafiye ve redifin eskisi kadar öneme sahip olmadığını biliyoruz biz. İsyan ve anarşizm en baskın izlektir diyemeyiz. Çünkü şiirde isyandan öte bir durumun ifade edildiğini görüyoruz. O yüzden de doğru seçeneğim D seçeneği olacak. Sınavda da bu tarza sorabilir arkadaşlar sorular. Bakalım. Bir şiir vermiş bize. Yukarıdaki dörtlüklerin dil ve üslup özellikleri incelendiğinde parçanın aşağıdaki şairlerden hangisine ait olduğu söylenebilir demiş. Şıklara bakıyorum. Ahmet Hamdi Tanpınar, Zeki Ömer Defne, Orhan Şahik Gökyay, Hamdullah Supi Tanrıöver ve Suat Taşer'dir. Baktığımızda saf şiire bağlı olanlar var, memleketçi tarzda yazanlar var. Şiir okuyalım. Şiirden hareketli kime ait olduğuna gidebiliriz. Sınavda aynı bu şekilde sorular çıkıyor arkadaşlar. O yüzden şiiri anlayıp şiirin tarzına uygun şairi bulmak önemlidir. Mavi maviydi gökyüzü, bulutlar beyaz beyazdı, boşluğu ve üzüntüsü, içimde ne garip yazdı. Garip, güzel, sonra mahzun, ışıkla yağmur beraber, bir türkü ki gamlı uzun, ve sen gülünce açan güller. Bu şiirde dikkatimi çeken temel nokta belirli bir konunun olmaması. Yani toplu gerçekçi çizgide bir davasının, didaktizminin ya da konunun ön planda olmadığını görüyorum. Dikkatimi çeken bir diğer unsur ise Z ve N ünsüzlerinin aliterasyonla kullanılması ve ses ahenginin yaratılmaya çalışılmasıdır. Burada özellikle seçilen kelimelerin arka arkaya gelmesi, mavi mavi, beyaz beyaz, ondan sonra beyaz, yaz, gökyüzü, üzüntü gibi kafiye ve rediflerle ses akışının ve müzikalitenin yakalanmaya çalışılması önerilerek saf şiir anlayışına götürdü. Hatırlarsanız Cumhuriyet döneminde saf şiir dediğimizde Asaf Halet Çelebi, Necip Fazıl, Kısakürek, Ahmet Hamdi Tanpınar gibi isimler aklımıza gelecekti. Bu yüzden de baktığımızda bu şiirin saf
saf şiir anlayışı içerisinde yazıldığını söylememiz mümkündür. Çünkü bireysel bir duyarlılık duyguların ve imajların ön planda olduğu ve müzikalitenin sesin ön planda olduğu bir şiir anlayışıdır. Bu yüzden de Cumhuriyet döneminde saf şiir anlayışına bağlı şairler arasında yer alan Ahmet Hamdi Tanpınar'a ait olduğunu söyleyebiliriz. Diğer şairler toplumcu gerçekçi çizgide ya da memleketçi şiir anlayışı çerçevesinde yazdığı için şiirin yazarı olamaz arkadaşlar. Bir diğer sorumuza bakalım. Ne diyor? Aşağıdaki parçalardan hangisi ikinci şiir geleneğinin örnekleri arasında sayılabilir? Şimdi hemen ikinci şiir geleneğini bir hatırlayalım. Şiire o şekilde bakalım. Öncelikle geleneğin tamamen reddedildiğini görüyoruz. Yani yeni bir şiir dili yaratma amacıyla konuşma dilinin bozulduğunu ve alışılmamış bağdaştırmalarla farklı imajların ve çağrışımlı olan kelimelerin bir araya getirdiğini görüyoruz. Anlamı geri planda ya önemsenmiyor ya da tamamen kapalı ya da anlam sezdiriliyor. Bütün şiirlerin kapalı olduğunu söyleyemeyiz. Baktığımızda özellikle işlenen konuların da yine bireysel duyarlılıkları yansıtan nitelikte olduğunu ve toplumsal temaları olmadığını görüyoruz. Şiirlerin hangi akıma dahil olabileceğine bir bakalım. Yetişimden duyduğum çıtırtı kısık öksürüşü mü sevgilinin? Yanışlar mı inilti mi? Kuyu mu tırnaklıyor göz ellerini? Cihan bir yerini? Cihan bir yerini örterek mi uyuyorsun? Garip titreşimler mi yağmalamış? Gövdenin derinliklerini? Kalikler mi? Şartel mi? Işık tellerini sarsıntı beyinciğini? Bakın, baktığımızda özellikle çelik, şartel, tüpürtü, beyincik gibi kelimelerle daha çok fütüristik bir tarzda kaleme alındığını görebiliyoruz bu şiirimiz. Anlamda özellikle sevgiliden de bahsedilmiş, aşkla da bahsedilmiş ama daha çok modern dünyanın ve makinenin getirdiği ifadeler kullanıldığı için fütüristik tarzda ve nazilik ve çizgisine yazıldı diyebiliriz. Bir seçeneğine bakalım. Bütün bulduklarım şiirde. Afiyeden önce gelen sevgilerimiz sade, sürgün de var hapiste. Şimdi baktığımızda burada hapis kelimesinin seçilmesi özellikle yine nazikliğe çizgisinde yazıldığını ve toplumda gerçekçi bir tarzda yazıldığını gösteriyor bize. D seçeneğine bakalım. Zemberiyeni kuran onlarmış bu dünyanın. Onlar ki kurt doğuran obaların kanındanmış. Bu zaferler getiren atların nalları altındanmış. Şimdi burada özellikle kurt, oba gibi ifadelerden ben milli bir duyarlılığa gidiyorum. Bu şiirde de milli hamasi duyarlılıkla ele alınmış bir şiir diyebiliriz. En seçeneğine bakalım. Yıldızların korkarım, düştüğü yerdesiniz. Geçen dakikalarım, ben tütsü yaksam, gülmüyor yüzünüz, acaba tütsü yaksam. Burada özellikle benim dikkatimi çeken şiire baktığımda belli bir konunun, belli bir hikayenin tahkiyenin verilmemesi. Bunun dışında seçilen kelimelerde farkındaysanız D ve S üzerinin ön planda olması, yani sesli bir müzikalitenin yakalanmaya çalışılması, korkarım, dakikalarım, yaksam, yüzümüz gibi özellikle müzikal değeri olan kelimelerin seçilmesi saf şiir anlayışına bağlı olduğunu göstermektedir. Bir seçeneğine bir bakalım. Gözlerinizi alıyorum, gözleriniz ortaça, kocaman ve ıssız. Uzanıp sesinizi alıyorum, sesiniz İstanbul. Elgin, sonrasız. Şimdi baktığımızda göz var, orta çağ var, sesi almak var, İstanbul var, Elgin var. Şimdi burada özellikle bu kelimeler birbirleriyle ilk bakışta bağlantısı olmayan kelimeler ve çağrışım zenginliği olduğu için bir araya getirilmiş ve anlam kapalı tutulmuş. Oradan bize ikinci yeni şiir anlayışını gösterir nitelikte olduğu için doğru cevabın B seçeneği olacak arkadaşlar. Baktığımızda ne diyor? Bir şiir vermiş. Bu şiirin dil ve anlatım özellikleri dikkate alındığında aşağıdaki şairlerden hangisine ait olabilir diyor. Örnekte bir şiire bakalım. Önce şıklarda bakın. Gayet Bilebi var. Orhan Veli var. Ahmet Muhit Dıranas var. Saf şiir. Refik Durbaş var. Toplumcu gerçekçi şiir. Ömer Lütfi Başlı var. Işık ne çiçeklerinde konaklayan bir avuç yokyüzü olmak isterdim dedi bulut. Yurdun ve dünyanın herhangi bir yerinde. Burada yurt ve dünya kavramlarına dikkat etmeliyiz. Barış'ın annesi, sevincin emeğin. Şimdi barış ve emek kelimeleri bizi direkt zaten toplumcu gerçekçi çizgiye götürecek. Devam edelim. İndirmeye
mahpus acısını nereye? Al aydınlığımla büyüttüğüm geceleri. Şimdi burada özellikle seçilen kelimelerden Nazım Hikmet çizgisinde serbest şiirle toplumcu gerçekçi tarzda yazılmış bir şiir anlayışı ortaya konmuş. Kelimeler ve şiirin anlatım tarzı ve dili bizi buna götürüyor. Şıklara baktığımızda özellikle toplumcu gerçekçi çizgide yazan isimler arasında Refik Durbaş'la yer aldığı için doğru cevabım A seçeneği olacak. Bu yüzden de bir şiiri incelerken diline, seçilen kelimelere ve imaj dünyasına bakıp ona göre karar vermeliyiz. Şimdi ne demiş? Şuradaki parçalardan hangisi? Yukarıdaki parça ile aynı sanatsal hassasiyetlerde yazılmıştır diyor. Bakalım. Burada şiir verilmediği için, sanırım sığmadığı için biz tek tek bunları bulalım neler olduğunu onun yerine. İstanbul'un orta yeri sinema, garipliğin mahzunluğunu duyurmayın anama. El konuşur, sevişirmiş bana ne, sevdalım, boynuna vebalim. Şimdi seçilen kelimeler, özellikle Orhan Veli'ye ait olduğunu biliyoruz bir şiirin İstanbul'dan bahsetmesi, özellikle garip ifadesinin geçmesi, İstanbul'un orta yeri sinema gibi gündelik konuşma tarzının şiire sokulması, özellikle burada anam gibi gündelik tarzda halkın kullandığı kelimeleri şiire sokup estetik değerinin ortaya konması bizi direkt garip şiirine götürecek. O yüzden A seçeneği garip şiirine aittir diyebiliriz. B seçeneğine bakalım. Çözülen bir demetten indiler birer birer. Bırak yorgun başları bu taşlarda uyusun. Tutuşmuş ruhlarına bir damla gözyaşı sun. Bir sebile döküldü bembeyaz güvercinler. Şimdi benim de dikkatimi çeken birer güvercinler uyusun sun. Yani A, B, B, A şeklinde kafiyenin, müzikalitenin ön planda olması, seçilen Ş ünsüzünün ve yine aynı şekilde L ünsüzünden dolayı aliterasyonların tercih edilmesi ve E ile birlikte de asonansların ön planda olmasıdır. Burada da biz bunun saf şiir anlayışına bağlı olduğunu görebiliriz bu ortaya konan şiiri. Baktığımızda C seçeneğine bakalım. Asılmaz olmayan kayışta kaptırdın mı kolunu Ayşim? Daha dün öğle paydosundan önce Zileli'nin gittiği ayakları yazıldı onun dayamuru, raporu, ifaden. Gidenler gitti Aliş'in. Boş kaldı ceketin sağ kolu. Şimdi şiire baktığımızda özellikle Aliş adlı bir işçinin kolunu kaybetmesi ve bunun çok fazla önemsemek, ihmalden denilerek üzerinde durulduğu anlatılıyor ve toplumcu gerçekçi bir çizgide yazılmış. Çünkü işçi ve işveren üzerine kurulan şiirler toplumcu gerçekçi çizgide yazılmış şiirlerdir. O yüzden biz buna toplumcu gerçekçi çizgide diyebiliriz. Şuna bakalım arkadaşlar. Günün tam ortasında ağlıyorum. Her akşam sokak ortasında öldükçe. Önümü arkamı bilmiyorum. Azaldığını duyup karanlıkta beni ayakta tutan gözlerini. Baktığınızda burada özellikle dikkatimizi çeken bir şey. Bu şiirin de toplumcu gerçekçi tarzda yazıldığıdır. Her ne kadar işte ağlıyorum, beni ayakta tutan gözlerindir gibi aşka yönlendiren bireysel duyarlılığı yansıtan şiiri andırsa da özellikle sokak ortasında ölmek, bu dönemde kaleme alınan şiirlerde özellikle 70 ve 80 sonrasında 60 sonrasında hatırlıyorsunuz siyasi olaylar ve toplumsal olaylar şiire konu oluyordu. Bu yüzden de baktığımızda genç yaştaki insanların öldürülmesi, vurulması üzerine dikkati çekmek için kaleme alınmış bir şiirdir ve toplumcu gerçekçi tarzda yazılmış. Bu sayı seçeneğini şaşılacak bir dünyada yaşamaktı, öğrendik. Şimdi külçeler yüklüyüz şaşılacak bir biçimde. Külçeler yüklüyüz ve çıkmak istemiyoruz yokuşu. Sokaklar gittikçe katı bizim adımlarımıza. İşimizde bütün bahçeleri boşaltan ter kokusu. Özellikle burada da dünyada yaşamak, öğrenmek, külçelerle yüklü olup bir harekete geçememek, yokuşu çıkmaktan kastedilen hayatın yokuşu, peşimizde bütün bahçeleri boşaltan ter kokusu, yine çalışmak, yine bu şiirin de toplumcu gerçekçi çizgide yazıldığını söyleyebiliriz. Soruda parçadaki şiir verilmediği için biz bütün şıklardaki şiirlerin anlayışına bağlı olarak ortaya koymamız yeterli olacaktır. Şimdi bir diğer soru ne diyor? Gurbet şairi olarak anılan ve şiirlerinde Anadolu peyzajlarına yer veren Cumhuriyet dönemi Türk şairi aşağıdakilerden hangisidir? Ben zaten anahtar kelime olan gurbet şairinden direkt Kemalettin Kamu'ya gidiyorum.
Bu özellikle ben gurbette değilim. Gurbet benim içimde ifadeleriyle. Kendisinin gurbet şairi olduğunu da ortaya koymuştur zaten. Sınavda tabii ki de böyle direkt tek cümleden ve tek kelimeden size soru olarak çıkmaz. Fakat Kemalettin Kamu'nun şiirlerinin yayınlandığı dergiler ya da eserlerinin isimleri verilir. Fakat paragrafın bir yerinde gurbet şairi olduğu geçer. Oradan direkt biz Kemalettin Kamu'ya gidebiliriz. O yüzden hep söylüyorum. Şairlerin ve yazarların anahtar kelimelerini bilmek bize soruyu çözdürecektir. Bir diğer şeye bakalım, sorumuza bakalım. Han Duvarları adlı şiiriyle Türk şiirinin Anadolu'ya açan şair aşağıdakilerden hangisidir? Şıklara bakıyorum. Fazıl Hüsnü Dağlarca, Ziya Osman Sabah, Faruk Nafiz Çamlıbel, Necmettin Halil, Onan Muhammed Kutsi Tecer. Han Duvarları tabii ki de Faruk Nafiz Çamlıbel'e aittir. Şundan Samas ve Kebap Çeşmesi adlı şiirleri de yine memleketçi şiirin ve Anadolu'ya açılanın önemli eserleri olarak karşımıza çıkar Çamlıbel'in. Bu yüzden de özellikle Anadolu'ya açılanın temsilcisi olan bu şiir Faruk Nafiz Çamlıbel'e aittir. Bir diğer sorumuza bakalım arkadaşlar. Ne diyor? Bir parçada özellikleri verilen isim aşağıdakilerden hangisidir demiş. Bir şıklara bakıyorum öncelikle. Cevdet Kudret Solak, Sabri Esat Siyavuşgil, Ziya Osman Sabah, Yaşar Nabi Nayır, Vasfi Mahir Kocatürk. Yedi meşaleciler topluluğu içerisinde yer alan isimlerdendir diyor ve şıklarda yer alan bütün isimler yedi meşaleci zaten. Şiir Vadisi'ndeki başarısıyla topluluğun diğer şairlerinden ayrılır. Bu anahtar kelimelerinden birisi. Sıradan insanların küçük mutluluklarını ele aldığı şiirleriyle, ev içinde geçen olayları aktardığı dizeleriyle kendisinden gelen, sonra gelen pek çok şairi etkilemiştir. Şimdi özellikle ev içinden bahsetmesi ve Şiir Vadisi'nde başarılı olması bizi direkt Ziya Osman Sabah'a götürecek. Biliyorsunuz ev şairi olarak Behçet Necatigil de biliniyor. Zaten Necatigil'i de etkilediğini biliyoruz Ziya Osman Sabah'ın. Özellikle anahtar kelimelerden yine cevabım C seçeneği olacak arkadaşlar. Aklımızda ne diyor? Anlatımcı bir şiir anlayışından soyut şiir anlayışına yaklaşan ve bir takım biçimsel denemelerini Kareler Aklar kitabında aktaran şair aşağıdakilerden hangisidir? Evet, biçimsel denemeler açısından özellikle Nazım Hikmet ve Behçet Necatigil'in bu dönem içerisinde oldukça önemli olduğundan bahsetmiştik. Fakat Kareler Aklar kitabından direkt biz Behçet Necatigil'e gideceğiz. O yüzden dediğim gibi anahtar kelimeler oldukça önemlidir. Yanına yıldız koymamızda fayda var arkadaşlar. Ne diyor? Aşağıdakilerden hangisi Necip Fazıl Kısakürek'in şiir anlayışıyla paralellik göstermez? Biliyorsunuz Necip Fazıl Kısakürek, Cumhuriyet dönemi şiiri içerisinde saf şiir anlayışına bağlı şairlerden birisidir. Şiirlerinde özellikle dini ve metafizik duyarlılıklar ön plandadır. Korku ve bireyin sıkışmışlığı ve yalnızlığı şiirlerin temel hareket noktası olarak karşımıza çıkar. Bakalım. İnsanın ve eşyanın bilinmeyen iç yüzünü hissettiren ızdırabı şiirlerinde anlatır. Kesinlikle doğru. Bireysellikten toplumsallığa kayan bir şiir çizgisi vardır. Evet, ilk şiirlerinde daha çok bireysel temaları ele aldığını biliyoruz. Fakat daha sonrasında ise toplumsal konulara yöneliyor. Örneğine bakalım. Kitabı ile birlikte tamamen dini konulara eğilmiştir. Aklımızda evet tamamen dini konulara eğildiği bir dönemi var. Fakat bu çile değil, Sonsuzluk Fervanı adlı şiir kitabından itibaren olacak. Zaten çile de ondan sonra kaleme alınmıştır. B seçeneğine bakalım. Şiirlerinde hangi konuyu işlerse işlesin estetik kaygı görülmektedir ki saf şiir anlayışına bağlı olduğu için bu seçenek de doğru. Modern insanın yalnızlık, korku gibi problemlerini ele alan ilk şairlerdendir. Kesinlikle doğru. Zaten bunu metafizikle birleştirdiğinden sorunun başında bahsetmiştik. Bu yüzden doğru cevabım B seçeneği olacak. Ne diyor? Aşağıdakilerden hangisi Cahit Sıtkı Tarancı'nın şiir kitapları arasında yer almaz? Cahit Sıtkı Tarancı gibi önemli şair ve yazarların eserlerini mutlaka ezbere bilmemiz gerekiyor arkadaşlar. Bakalım. Hüsnü Güzel, 35 yaş, ömründe sükût ve sonrası Cahit Sıtkı Tarancı'nın şiir kitapları arasında yer almaz. Hemen Hulusi Koray'a aittir. Bu yüzden doğru cevabım A seçeneği olacak. Ne diyor? Aşağıdakilerden hangisi Kürk kuşağı toplumcu gerçekçi şairler grubunda yer alan şairlerden değildir?
Baktığımızda özellikle Cahit Irgat, Rıfat Ilgaz, Arif Damar ve Enver Gökçe'nin kuşağı şairleri arasında yer aldığını biliyoruz. Bunun dışında baktığımızda 1940 kuşağı şairlerinde neleri söyleyebiliriz? Nazım Hikmet çizgisine yazdıklarının, biçim ve içerik açısından bir işlenmişlik ve birbirini tamamlar bir nitelik gösterdiğini söyleyebiliriz. Biçimsel denemelere girildiğini, Nazım Hikmet'te gördüğümüz sinematografik yapının ve biçimin kırılmasının, anlamın sesle ve özellikle büyük küçük harflerin kullanımıyla verilmesini, yine bu kırk kuşağı toplumcu gerçekçi şairlerini etkilediğini biliyoruz. Bunun dışında bu şairler özellikle Nazım Hikmet'e örnek almakla birlikte üslup açısından onu geçememişlerdir. Yine özellikle sanat yapma amacının güdülmediği, işçi ve işveren, aynı zamanda ezilen ve ezen ve toplumsal farklılık şiirlerde sıkça yaşanan konular olarak karşımıza çıkmaktadır. Marksizmin temelinde hareket eden bir şiir anlayışıdır. Özellikle fütürizmin ve modern dünyanın makinalaşmasının işlendiği anlayış olarak karşımıza çıkmaktadır. Bir diğer sorumuza bakalım. Ne diyor? Yukarıdaki parçada özellikleri verilen şair aşağıdakilerden hangisidir? Şıklara bakıyorum. Cahit Zarifoğlu, Erdem Beyazıt, Özdemir İnce, Sezai Karakoç ve Ebu Bekir Eroğlu. Şıklardan hareketle daha soruyu okumadan diyebilirim ki bu soru sınavda çıkabilme ihtimali olan bir sorudur. Çünkü özellikle ÖSYM ve diğer kurumlar aynı zamanda şu anda çözdüğümüz soru bankalarında da bu isimleri yani 7 güzel adam çerçevesinde ve buna bağlı alanlarda sorular çok sık karşımıza çıkıyor. Buna dikkat edelim lütfen. Biçimsel açıdan ikinci yeni şairleriyle birlikte değerlendirilen şair, içerik bakımından bu gruptan ayrılır. Daha ilk cümleden ben aslında soruyu çözebiliyorum. Baktığımda özellikle ikinci yeni şairleri arasında kimler vardı? Önce bir hatırlayalım. Cemal Süreya, Turgut Uyar, aynı zamanda bu dönemde İlhan Berk gibi şairler de vardı. Fakat bunlar içerik açısından daha çok dini duyarlılıklarıyla ön plana çıkan isim Sezai Karakoç'u hatırlıyorsanız. Zaten yedi güzel adam olarak nitelendirilen Erdem Beyazıt, Cahit Zarifoğlu gibi şairler de Sezai Karakoç'u kendilerine örnek alıyorlardı. Devam edelim. Şiirlerinde görülen dini manevi duyarlılık kendinden sonra pek çok şairi etkilemiştir. Bu nedenle şair ekol oluşturan üslup sahibi şiirler arasında değerlendirilmiştir. Şiirlerin başlıca kaynakları Kur'an-ı Kerim, hadisler ve divan şiirleridir. Şairin bütün şiirleri Günde Olmadan adıyla yayınlanmıştır. Tüm adım direkt Sezai Karakoç olacak arkadaşlar. Ne diyor? İkinci yeni şiiri ile ilgili garip hareketi, ikinci şiiriyle ilgili bir soru var. Önce şıklara bakıyorum. Ne diyor? Garip hareketiyle özdeşleşmiş olmasına karşın kaleme aldığı perçemli sokak ile. İkinci yeni şiirini başlatan isimler arasında değerlendirilen şair direkt Oktay Rifat'tır. Biliyorsunuz Orhan Veli vefat ettikten ve grup dağıldıktan sonra Oktay Rifat ve Melih Cevdet farklı şiir anlayışlarına yönelmişlerdir. Örneğin Göçebe Deniz'in Üstünde, Perçemli Sokak gibi özellikle ikinci yeniye yaklaşan ve mitolojiyi de şiirlerine konu aldıklarını biliyoruz. Ve ikinci yeniye yaklaşan bir tarzı eserlerini ortaya koymuşlar ve İngiliz şiire geçiş yapmışlardır. Bu yüzden de Perçemli Sokak önemli şiir kitapları arasında yer alır ve Oktay Rifat'ın şiirinin değişimini gösterir nitelikte bir eserdir bu. Ne diyor? Yine yukarıda özellikleri verilen şair sormuş. Şıklara bakıyorum öncelikle. Asaf Halit Çelebi, Cahit Külebi, İlhan Berk, İlhan Geçer ve Fazıl Üssü Dağlarca. Ne diyor? Yedinci Aşk'ın kitabıyla Türk Edebiyatı'nın en üretken şairidir. Evet, üretken şair olması ve birçok türde yazması. Hatırlarsanız Dağlarca'yı anlatırken Ahmet Mithat Efendi'ye de yazı makinesi dendiğinden bahsetmiştim. Aynı şekilde o da üretken olarak karşımıza çıkıyor. İkisine dikkat edin, çıkabilir demiştim. Devam ediyorum soruya. Edebiyata hikaye türüyle başlamış fakat asıl ününü şiirleriyle sağlamış. Şekil ve içerik yönlerinden sürekli bir değişim içinde olmuştur. Şiire hece veziyle başlamış, sonraları serbest şiirler yazmıştır. Atatürk ile Kurtuluş Savaşı'nı anlatan epik şiirler, yurt ve dünya sorunlarını anlatan toplumcu şiirler, felsefi lirik pek çok tarzda konuda şiirler yazmıştır. Zaten baktığımızda özellikle üretken bir şair olması, Kurtuluş Savaşı'nı ve Atatürk'ü ele alması, birçok tarzda yazması bizi direkt Dağlarca'ya götürecek. Bakın Dağlarca'nın sadece evet
dikkat etmemiz gereken küçük bir anahtar kelimesinin, üretken kelimesinden ben dağlarcaya gidiyorum. O yüzden lütfen soruları ve konuları işlerken ve soruları çözerken anahtar kelimeleri arkadaşlar not alalım. Farklı soru bankalarından soru çözerken de farklı gördüğünüz bir bilgiyi mutlaka not alın ve bunlar ileride çok işinize yarayacaktır. Bakalım. Yazar eser şaşırmaları var. Sınavda direkt bu şekilde soru karşımıza çıkmaz. Peki biz burada niye bunu çözüyoruz? Mesela dünyanın en güzel arabistanı Turgut Uyar'a aittir. Sınavda bir paragraf verir. Paragrafta dünyanın en güzel arabistanı geçiyorsa ben direkt Turgut Uyar'a giderim. O yüzden de özellikle eser yazar hafızamızı geliştirmek için soru konumlu sorulardandır ki Cumhuriyet dönemi bittikten sonra zaten yazar eser üzerine çalışmamız olacağından bahsetmiştim. Bakalım. Dünyanın en güzel arabistanı Turgut Uyar'a aittir. Ortodokslular Ece Ayhan'a aittir. Gerçekimlik merakı tabii ki Edip Cansever'e aittir. Bir yordamı Cemal Süreyya'ya aittir. Fakat soğuk otların altında Cemal Süreyya'ya değil, Türk'ü Tamer'e aittir arkadaşlar. Bir diğer sorumuza geçelim. Kırda özellikleri verilen şair demiş. Bir bakalım önce şıklara. Seyhan Er Özçelik, Ahmet Erhan, Hilmi Yavuz, Gülten Akın ve Özdemir İnce. Geleneği bir kimlik olarak gören şair, hocası Behçet Necati Li gibi aruz kalıplarını andıran ritimli bir yapıyı kurmaya çalışmıştır. Yerli ve yabancı kültürün yanı sıra mitolojiden, halk hikayelerinden, tasavvuftan da faydalanan şairin son dönem eserlerini mistik eğilimler dikkat çekmektedir. Şimdi baktığımızda hoca olarak ve üstad olarak kendisine Behçet Necati Li'yi alan, metinler arasılık tekniğiyle aruz kalıplarını andırır yapıda mısralar oluşturan ve şiirde müzikaliteyi amaç edinen şair dediğimizde Hilmi Yavuz aklımıza gelecek. O yüzden de doğru cevabım C seçeneği olacak arkadaşlar. Ne diyor? Bu şiirlerden hangisi Necip Fazıl Kısakule'nin şiir kitapları arasında yer almaz? Örümcek Ağı, Ben Mörtesi, Sonsuzluk Kervanı, Esselam, Çile, Cinnet Mustatili dediğimizde bakın özellikle şıklarda verilen bütün eserler Necip Fazıl Kısakule'ye aittir. Fakat Cinnet Mustatili hapishane anılarından oluşmaktadır. Bu yüzden şiir kitapları arasına dahil edemeyiz. Bir diğer sorumuza geçelim. Ne diyor? Bir paragraf vermiş. Paragraftan hareketle kim olabilir diyor. Şıklara baktığımda 5 hececileri görüyorum zaten. Bakın. Şiirimizde bir mülkede öğrenciyken başlamıştır. Çoğu Şehbal ve Hürriyet Fikriye dergilerinde çıkan Avuz Gezdi'ne yazdığı ilk şiirlerinde aşk ve tabiat gibi ferdi temalara yoğunluk vermiş, sonraki şiirlerine göre daha ağır bir dil kullanmıştır. Ziya Gökalp'le tanıştıktan sonra onun da teşvikiyle Hece Vezdi'ne yönelen şair, 1. Dünya Savaşı döneminde yazdığı yine milli duyguları işleyen Ordunun Duası, Çanakkale Şehitliği'nde Şair ve Hilal, Kavuş şiirleri bu savaşın ve mütareke yıllarının uyandırdığı milli duygularla yazılmış, vatan ve milliyet sevgisi, savaş ve kahramanlık temalarını işleyen başlıca şiirlerdir. Aslında bu soruyu çözdürecek olan arkadaşlar özellikle 5 hececilerden oluşuyor. Çünkü işte Ziya Gökalp'ten etkilenerek toplumsal konulara ve heceye yönelmesini eleyebileceğim bir şık yok. Özellikle Ordunun Duası ve Çanakkale Şehitliği'nin şiirleri oldukça önemli ve önde olan bilinen şiirlerdir. Direkt ben Enis Bey hiç kurulacağı gideceğim. Bir diğer sorumuza bakalım. Ne diyor? Yukarıda özellikleri verilen şair aşağıdakilerden hangisidir demiş. Bakalım. Önce şıklara Devlet Kudret Solok, Sabri Esas Siyavuşgil, Vasfi Mahir Kocatürk, Yaşar Nabi Nayır ve Ziya Osman Saba. Bakalım. Şiirlerinde çocukluk ve ilk gençlik anılarına bağlılık, yaşamın küçük mutluluklarından duyulan sevinç, acıma duygusu, iyilik düşüncesi, İstanbul sevgisi, Allah'a şükran, ölüm gerçeğini kabulleniş gibi konuları gözlemci ve dışa vurucu bir tarzda genellikle hece ölçüsünde ama kim zaman serbest ölçülerde kullanarak işlemiştir. Şimdi buraya kadar çıplarda yer alan şairlerin hemen hemen hepsi olabilir. Bundan sonra hepsi bize soruyu çözdürecek. Eserlerini Sebil ve Güvercinler, Geçen Zaman, Nefes Almak gibi kitaplarda toplamıştır. Zaten Sebil ve Güvercinlerden ben direkt Ziya Osman Saba'ya gideceğim arkadaşlar. Bir diğer sorumuza geçiyoruz. Ne diyor? Aşağıdakilerden hangisi Nazım Hikmet'in bir Hintli kahramanın öyküsünün eşliğinde ihanet, sadakat ve inanç kavramlarını kurcaladığı 1932 yılında yayınlanan uzun şiirdir?
Üsluplara baktığında hepsi Nazım Hikmet'e ait şiirlerdir. Burada Hintli kahraman dediği için ben direkt soruyu çözeceğim. Ayrıntı bir soru olarak gelebilir fakat Nazım Hikmet önemli bir şair olduğu için mutlaka şiirlerinin ve sanat hayatının içeriğini ve ayrıntısını bilmemiz gerekiyor. Hintli kahraman adı Benerci olduğu için Benerci kendini niçin öldürdü diye gidebiliriz. Buradan aklımızda kalabilir arkadaşlar bu. Bir diğer sorumuza geçelim. Ne diyor? Dadaizm, fütürizm, kübizm ve sürrealizm akımları etkilerini şiirine yansıtmış. Cumhuriyet dönemi Türk şiirinde serbest ölçünün ilk uygulayıcılarından olup eserlerini Atıl Kilidim Atıl, Toz, Toz gibi kitaplarda toplayan şair aşağıdakilerden hangisidir demiş. Şıklara baktığımızda zaten verilen isimlerden çoğunun toplumcu gerçekçi çizgide olduğunu görüyoruz. Ben direkt soruyu Açıl Kilidim Açıl eserinden dolayı Ercüment Behzat Lav diyorum arkadaşlar. Bir diğer soru. Ne diyor? Cumhuriyet döneminde yazdığı şiirlerini Suda Halkalar, Bir Ömür Böyle Geçti, Elimle Seçtiklerim, Boğaziçi Şarkısı kitaplarını toplayan şair Faruk Nafiz Şanlıbel'dir. Şimdi burada asıl bize soruyu çözdüğün aslında bir tek eseri bile burada verilen dört eserden bir tanesini bilebilmek soruyu çözdürecektir. Bu yüzden doğru cevabın Bir Ömür Böyle Geçti şiir kitabının yazarı olan Faruk Nafiz Şanlıbel'dir. Ne diyor? Ama dediğim gibi sınavda böyle birebir eser yazar karşımıza çıkmaz. Ne diyor? Bir paragraf vermiş. Bu paragrafta özellikle verilen şair aşağıdakilerden hangisi olabilir diyor. Bir şıklara bakalım. Halis Fahri Ozan Soy, Enis Fihiç Kor Yürek, Orhan Seyfi Orhun, Faruk Nafiz Şanlıbel, Yusuf Ziya Ortaç. Paragrafa bakalım. İlk şiiri mazideki aşk için sana 1912'de Rübab dergisinde yayımlandı. Ardından Alemdar ve Yeni Mecmua gibi gazete ve dergilerde yazıları, şiirleri çıktı. Şiirde Fecraati Edebi Hareketi döneminde başlayan şair, ilk şiirlerinde gerek dil ve duyuş bakımından bu edebi anlayışın etkisinde kaldı. Birinci Dünya Savaşı yıllarında edebiyat dünyasında milli ve hamasi duyguları işleyen şiir yazma anlayışına o da katıldı ve Cenk Duyguları adlı ilk şiir kitabı bu anlayışın ürünü olarak ortaya koydu. Cumhuriyet döneminde kaleme aldığı şiirleri Karavan, Balkonda Saatler, Sulara Dalan Gözler ve Hep Onun İçin adlı kitaplarında topladı. Şimdi aslında bize soruyu çözdürecek olan eser Cenk Duyguları'dır. Çünkü bu eser özellikle fecraat anlayışın çizgisinde yazan şairin Birinci Dünya Savaşı etkisiyle yazdığı hamasi şiirlerini topladığı şiir kitabıdır. Bu yüzden doğru cevabım Halit Fahri Ozan Soy olacak arkadaşlar. Bir diğer sorumuza geçelim. Aşağıdaki yazar eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır demiş. Birebir tekrar söylüyorum. Bu tip sorular çıkmaz ama özellikle taramalarda soruları bu eserleri gördükçe göz aşinalığımız olabilir. Bakalım. İbrahim Alaaddin Gölsa Çocuk Şiirleri doğru. Kemalettin Kamil Bingöl Çamanları tabii ki de doğru. Gurbet şairi hatırlarsanız. Zeki Ömer Defne Denizden Çalınmış Ülke doğru. Ömer Bedrettin Uşaklı Sarı Kız Mermerleri doğru. Fakat ilk yazılar Orhan Şahit Türkiye'ye değil Arif Nihat Asya'ya aittir arkadaşlar. Bayrak şairi olarak biliniyor biliyorsunuz. Yine bir paragraf vermiş. Bu paragrafta söze edilen şair aşağıdakilerden hangisidir demiş. Şıklara bir bakalım. Ahmet Kutsi Tacar, Ömer Faruk Toprak, Ahmet Muhit Duranaz, Necip Fazıl Kısakürek ve Ahmet Hamdi Tanpınar. Bakalım. Sağlığında kitabına aldığı şiirlerin hepsi hece benzeridir. Bununla beraber hece benzinde aruz ahengini aradığını kendisi ifade etmektedir. Mısralarında da açık ve kapalı hecelerin sıralanışında aruza yaklaşan bir armoni hissedilir. Şiirlerin çoğunda müzik, rüya, zaman, sonsuzluk temaları etrafında ve bunlara bağlı olarak tabiat, ışık, aşk, ölüm, korku gibi motifler yer alır. Rüya ve zaman dediğimde zaten direkt Ahmet Hamdi Tanpınar'a gideceğim. Saatleri Ayarlama Enstitüsü'nde de roman olduğu halde geçmektedir biliyorsunuz zaman mefhumu. Bu yüzden saf şiirin bu dönemdeki önemli temsilcilerinden Tanpınar paragrafta özellikleri verilen sanatkar olarak karşımıza çıkacak arkadaşlar. Bakalım. Yine bir özellikleri verilen sanatkar kimdir diye sormuş bize. Okuyorum paragrafa. Sivas'ta bulunduğu yıllar gerek hayatının gerekse sanat anlayışının yönünün belirlenmesine bir dönüm noktası teşkil etmiştir. O sırada
Halk kültürü ve aşıklık geleneğinin bütün canlılığıyla yaşadığı bu şehir, onun şiir anlayışı ve folklor araştırmaları için adeta bir keşif olmuştur. Burada bir süre Sivas'ın Delik Taş Büyüğü'nden Aşık Nusayir'in şiirlerinden etkilenmiş, İyo'nun bir şiirine geçen bayan adını soyadı olarak almıştır. Baktığımızda zaten Ahmet Kutsi Tecer'de Aşık Veysel'i Türk şiirine kazandıran şairdir biliyorsunuz. O yüzden de hatta kutsal bir görev yapmıştırdan aklımızda kalsın diye bahsetmiştik konuyu anlatırken. Burada özellikle aşık geleneğinden etkilenen ve Sivas'ta bulunduğu yıllarda araştırmalarını da sürdüren şair Ahmet Kutsi Tecer'dir. Bu arada Nusret'in şiirine geçen dağın adının da Tecer olduğunu böylece öğrenmiş olduk. Bir diğer sorumuz bakalım ne diyor? Aşağıdakilerden hangisi Necip Fazıl Kısaköy'ün şiir kitapları arasında sayılamaz? Şıklara baktığımda yer alan eserlerin hepsinin Kısaköy'e ait olduğunu görüyorum. Fakat Sonsuzluk Kervanı, Örümcek Ağı, Çile ve 101 Hadis şiir kitabı iken Aynadaki Yalan Necip Fazıl Kısaköy'ün romanıdır arkadaşlar. Bu yüzden doğru cevabım E seçeneği olacak. Ne diyor? Yine sınavda çıkabilecek bir soru. Yukarıdaki dörtlüğün dil ve anlatım özellikleri göz önüne alındığında aşağıdaki şairlerden hangisine ait olduğu söylenebilir? Şıklara bakıyorum. Ömer Faruk Toprak, Arif Nihat Asya, Ahmet Muhip Branas, Fethi Giray ve Atol Behramoğlu. Farklı anlayışlara mensup Cumhuriyet dönemi şairleri. Bakalım. Şeffaf damlalarla titreyen ağır, koncanın altında bükülmüş her sak. Senin için dallardan süzülen ıtır, senin için karanfil, yasemin, zambak. Bir kuş sesi gelir dudaklarından, gözlerin gönlümde açan nergisler. Üzen öpüşlerdir dudaklarından, mor akasyalarda ürperen seher. Şimdi baktığımda, burada özellikle benim dikkatimi çeken, söyleyişteki müzikalite, ahenk, armoni, ağır, ıtır, sak, zambak, dudaklarından, nergisler, seher kelimelerinin kafiyelenişi beni hep saf şiir anlayışına götürecek. Saf şiir anlayışı bakımından da Ahmet Muhit Pranas'a gideceğim. Ömer Faruk Toprağa baktığımda neyi görüyorum? Toplumcu gerçekçi bir çizgi yazdığını görüyorum. Arif Nihat Asya'nın milli hamasi duyarlılıkla şiirleri ortaya koyduğunu görüyorum. Fethi Giray ve Atol Behramoğlu'nun da yine 1980 sonrasında özellikle Atol Behramoğlu toplumcu gerçekçi çizgide eserlerini oluşturmuştur. Baktığımızda özellikle saf şiirden öte burada bireysel duyarlılığın ön planda olduğu bir şiir anlayışıyla karşılaştığım için doğru cevabım Ahmet Muhit Dıranız olacak arkadaşlar. Ne diyor? Burada da bir paragraf vermiş. Paragrafın kime ait olduğunu söyle. Paragrafta yer alan özellikleri verilen şairin. Bakalım. Fransız sembolist şairlerinden Baudelaire, Verlaine, Rimbaud, Valéry ve Paul Elhart'ın etkisinde kaldığı ilk şiirlerinde vezne ve şekle önem verdiği gibi şiirde ses, anlam ve biçim bütünlüğünü adeta şart koşar. Yetişme çağlarında biraz da döneme hakim olan milliyetçi ve memleketçi edebiyat dolayısıyla halk şiirinden etkilenir. 1935'ten sonra yazdığı şiirlerde yalnızlık ve ölüm temaları üzerinde yoğunlaşmıştır. Baktığımızda özellikleri verilen şairin yılından ve etkilerinden dolayı Cahit Sıtkı Tarancı olduğunu söylememiz lazım. Baktığımızda özellikle 35 yaş şiirini de hatırlayın lütfen. Ölüm duygusu, yolun yarısı eder. Bizi de D seçeneğine götürecektir. Ne diyor? K. Lamelif ve On Mani Padme Hum gibi kitaplarında kendine az değişik bir mistisizm ile İvan şiiri estetiği ve Fransız letrislerin harflerin ses çağrışımlarına dayanan şiir anlayışını birleştiren şair tabii ki Asaf Halet Çelebi'dir. Evet, letrizm dediğimizde, harpçilik dediğimizde aklımıza başka şairler de gelebilir. Fakat özellikle Lamelif gibi farklı şiir adlarından biz direkt Asaf Halet Çelebi'ye gideceğiz arkadaşlar. Bir diğer sorumuza bakalım. Ne diyor? Yukarıda özellikleri verilen ve Türkçe konusundaki duyarlılıklarıyla ön plana çıkan şair aşağıdakilerden hangisidir demiş. Bakalım. Şiirde bir defa ulusunun Türkçesine bağlılığını ve ona olan sevgisini, ona olan emeğini hep sürdürmesini, yaşayarak göstermesini isterim. Bu amacım bugün bile yazdığım her dizeme sebeptir. Bir çaba kaynağıdır. Dilimizi daha büyütmek, anlatım gücünü bütün yeryüzüne göstermek isterim. Zaten şiirlerimin bir amacı da odur. Şiirlerimin yeryüzüne yayılması, Türkçenin başarısının yeryüzüne yayılmasıdır. Beni de sevindiren ancak odur. Türkçen Benim Ses Bayrağım adlı şiirinde geçen ifadeyle
cevabın fazlalısı dağlarca olacak. Özellikle dağlarcanın Türkçe konusundaki duyarlılığı ve Türk benim ses kaynağım diyecek kadar Türkçe önem vermesi ve bunu şiirinde, makalelerinde dile getirmesi oldukça önemlidir. Doğru cevabın B seçeneği olacak arkadaşlar. Ne diyor? Bize bir paragraf vermiş ve paragrafta boşluğu doldurmamızı istiyor. Bakalım paragrafa. Garip dediğine göre Orhan Veli, Melih Cevdet ya da Oktay Rıfat'tan birisiyle ilgili olacak. Bakalım ne diyor? Garip sonrasında düşünceleriyle birlikte eserleri de farklılaşmaya başlayan Orhan Veli'nin yıkıcılıktan ayrılarak yapıcılığa yönlendiği ve şiirinin estetik yönünü zenginleştirmeye çalıştığı gözlemlenebilir. Bu dönemin en ayırt edici özelliği ise şairin halk şiirine duyduğu ilginin eserlerine yansımasıdır. Halk şiiri. Bu konuda Vazgeçemediğim içinde yer alan İstanbul Türküsü isimli şiir bir dönüm noktası olarak kabul edilmektedir. Destan dizisinde yer alan Yol Türküsü isimli uzun şiirde sanatçının bu tarzda olan yönelişinin bir diğer örneğidir. Şimdi evet ayrıntı bir soru olarak gelebilir. Fakat özellikle Orhan Veli'nin şiir anlayışının yumuşayarak değişmesini göstermesi açısından bu şiirlerin yer aldığı kitapların mutlaka bilinmesi gerekir arkadaşlar. Baktığımızda ne diyor? Yukarıda numaralandırılmış Orhan Veli'ye ait eserlerden hangisi ya da hangileri yaşama sevinci temasını işlemektedir? Ne kadar güzel, sokakta giderken ve tereyağı. Şimdi isimden de anlayacağımız üzere ne kadar güzel ve sokakta giderken yaşama sevincini işlerken Tereyağı'nın özellikle 2. Dünya Savaşı'nı işlediğini bilmemiz gerekiyor. Bu yüzden de doğru cevabım C seçeneği olacak. Ayrıntılı olarak Orhan Veli'nin şiirlerinin içeriklerini bilmemizde fayda var arkadaşlar. Ne diyor? Bir paragraf vermiş. Paragrafta özellikleri verilen şair kimdir demiş. Bakalım. Arkadaşlarıyla birlikte okul bünyesinde Sesimiz adlı dergi çıkararak ilk şiirlerini orada yayınlayan şair, şiirlerini yaşayıp ölmek, aşk ve avarelik üzerine şiirler, güzelleme, aşağı yukarı adlı şiir kitaplarının yanı sıra Aile, Orhan Veli tarafından çıkartılan Yaprak ve Yeditepe gibi dergilerde yayınlamıştır. Şimdi burada aşk ve avarelik üzerine şiirlerin yanında Perçemli Sokak, Çobanı şiirler de olsaydı biz direkt Oktay Rıfat'a gidecektik. O yüzden de aşk ve avarelik üzerine şiirler bize soruyu çözdürüyor. Yani burada Melih Cevdet'e de gidebiliriz. Fakat soru seni bilmek bizi direkt Oktay Rıfat'a götürecek. Bu yüzden doğru cevabım Bursa seçeneği olacak. Bir diğer soru. Aşağıdakilerden hangisi Melih Cevdet Anday'ın şiir kitapları arasında sayılamaz demiş. Üçü bedenimizin üzerinde Melih Cevdet Anday'a aittir. Kolları bağlı Odysseus yine aynı şekilde mitolojiden faydalandığı ve ikinci yeni çizgisinde kaleme aldığı eserdir. Ölümsüzlük ardında Gılgamış yine halk kültürü etkisi ve mitoloji. Yağmurun altında aynı şekilde Gizli Emir yine Melih Cevdet'e ait olan bir roman olarak karşımıza çıkmaktadır arkadaşlar. Bir diğer sorumuza bakalım. Ne diyor? Yukarıdaki parçada özellikleri verilen yazar aşağıdakilerden hangisidir demiş. Şıklara bakıyorum. Hasan İzzettin Dinamo, Rıfat Ilgaz, Kadir Biriç Boyu, Arif Damar ve Ahmet Arif. Oldukça üretken olan yazın hayatında şiirden mizah öykülerine, romandan çocuk kitaplarına birçok alanda farklı eserler oluşturmuştur. Yarenlik, Sınıf, Yaşadıkça gibi kitaplarında şiirlerini toplayan yazarın eserlerinde toplumcu temalar ön plandadır. Burada gidebilir şıklarda fakat. Özellikle Yarenlik, Sınıf ve Yaşadık Çağ'da şiir kitaplarının biz Rıfat Ilgaz'a ait olduğunu, aynı zamanda Rıfat Ilgaz'ın çocuk kitaplarının da olduğunu, mizah türünde de eserler ortaya koyduğunu bildiğimizden doğru cevabım Bursa seçeneği oldu. Bir diğer soru. Ne diyor? Yukarıdaki parçada özellikleri verilen şair aşağıdakilerden hangisidir demiş. Bakın. Özellikle Nazım Hikmet'le birlikte yatan şair, önceleri büyük ölçüde bu şairin etkisinde kalmıştır. Ses ve yeni edebiyat dergilerinde yayınlanan şiirlerin ne bu etki açıkta görülür. Yurt sevgisini dile getiren ilk kitabı Tebliğ'de, savaşa açıkta karşı çıkarken yoksul insanları gerçekçi bir bakış açısıyla yansıtmıştır. Sürgünden dönüşünde şiirlerini zaman zaman dergilerde yayınlamıştır. İkinci kitabı Hoş Geldin Halil İbrahim, dönemin şiirsel eğilimlerinin dışında kalan şairin çizgisini değiştirmediğini gösterir. Bunu dört pencere ve bütün şiirlerini
topladığı Mutlu Olmak derken izlemiştir. Eğer ilk şiir kitabını bilemiyorsak, tebliği bilemiyorsak bile burada Hoş Geldin Halil İbrahim ve bütün şiirlerini topladığı Mutlu Olmak varken mutlaka bilinmesi gereken eserlerdendir. Bu yüzden de cevabım Kadir Meriç boyu olacak. Zaten Nazım Hikmet de aynı hapiste kalmaları, ondan etkilenmesi bize soruyu çözdüren diğer anahtar kelimeler olarak karşımıza çıkacak. Ne diyor? Yine bir paragraf vermiş. Paragrafta özellikleri verilen şair kimdir demiş. Bakalım anahtar kelimeleri tespit edelim. Başlangıçta ölçülü, uyaklı, duygusal nitelikli şiirler yazdı. Ardından toplumsal gerçekçi şiire yöneldi. Toplumcu sanatçıların bir araya geldiği Yürüyüş dergisinin son sayılarını çıkardı. İnsanlar, Hürriyet, Dağda Ateş Yakanlar, Sultan Anadolu ve Ay Işığı gibi kitaplarda şiirlerini toplayan şair ona bir sürü şiir ödülü verilmiştir. Şu aslında soruyu çözülecek olan şiir kitaplarının isimleridir arkadaşlar. Çünkü bu dönemde toplumcu gerçekçi çizgiyle yazan şairlerin bazıları zaten büyük bir kısmı en başta ölçülü kafiyeli yazmış. Daha sonra toplumcu gerçekçi çizgiyle serbest şiire yönelmişlerdir. O yüzden doğru cevabın C seçeneği Ömer Faruk Toprak olacak. Ne diyor? Bir paragraf vermiş. Paragrafta şiir anlayışını aktaran sanatkar hangisidir diye sormuşlar. Şiirde 40 yılını doğumdan ölümüne orta halli bir vatandaşın birey olarak başından geçecek durumları hatırlatmaya, ev, aile, yakın çevre üçgeninde gerçek ve hayal yaşantılarını ilerletmeye, duyurmaya harcadı. Arada biçim iyileşmelerinin ötürü yadırganlığı da oldu. Ama genellikle eleştirmenler onun için tutarlı ve özel bir dünyası olan bir şair dediler. Şimdi burada baktığımızda özellikle Behçet Necati Gil'in şiir hayatında farklı biçim denemelerine girdiğinden bahsetmiştik ve Behçet Necati Gil evler şairi olarak bilinir arkadaşlar. Bununla ilgili birçok makale de kaleme alınmıştır. O yüzden burada özellikle ev kelimesinin geçmesinden, tabii sadece bundan değil ama özellikle burada biçim yenileşmelerinden yadırganması fakat güzel bir şiir dünyasının olması ve ev, yakın çevre ve aile üçgeninde şiirlerin oluşturması beni D seçeneğindeki Behçet Necati Gil'e götürecek. Ne diyor? Aşağıdakilerden hangisi Sabahattin Kudret Aksal'ın şiir kitapları arasında yer almaz? Şıklara baktığımda bütün eserlerin Sabahattin Kudret Aksal'a ait olduğunu görüyorum. Şarkılı Kahve, Gün Işığı, Duru Gök ve Elinle şiir kitabı iken Azal Ağacı'nın ön kitabı olduğunu bilmemiz gerek. Bir diğer sorumuza geçelim. Zebra, Karalar Aklar, Beyler ve Söyleriz gibi kitaplarında şiirine bir takım biçimsel denemeleri gerçekleştiren şair, evler şairi olarak da bilinen Behçet Necati Gil'dir arkadaşlar. Bir diğer sorumuza geçelim. Zaten Karalar Aklar'ı ilk sorularımızda çözmüştük hatırlarsanız. Yukarıda bahsedilen sanatkar aşağıdakilerden hangisidir? Bu Anadolu var ya bu Anadolu, bu misli menende görülmemiş cömert ana, bu her yanı meme, bu her yanı dudak, bu her yanı gül, bu zırhımı kalmadan veren, habire veren, yedi veren gül dizeleriyle Anadolu'ya olan hayranlığını ve bağlılığını dile getirmiştir. Onun ilham kaynaklarının başında gelen Anadolu, şairin resimlerinde de kendisini göstermektedir. Şimdi baktığımızda, evet Anadolu duyarlılığının yansıtıldığı birçok şair var. Fakat şıklara baktığımızda direkt tabii ki de Bedirrahmi'ye gideceğiz ama Anadolu duyarlılığı ve milli duyarlılığı dediğimizde. Burada özellikle resimlerinde de dile getirdiği dediğinden Bedirrahmi'ye gideceğiz. Bursa Güzel Sanatlar Fakültesi'nde resim bölümünde dersler veriyor Bedirrahmi. Ve Karadul, şu Karadul şiirinin tablosu da var aynı zamanda. Bu yüzden doğru cevabın C seçeneği olacak. Bir diğer sorumuza geçelim. Ne diyor? Yukarıdaki numaralandırılmış eserlerden hangisi ya da hangileri Cahit Külebi'nin şiir kitapları arasında sayılabilir? Bakıyorum Sıkıntı ve Umut, Ruha Sevam, Selam, Türk Mavisi ve Yaşar'a Notlar. Özellikle 1, 3 ve 5'in Cahit Sıtkı'ya ait olduğunu, Ruha Selam'ın da Fethi Gire'ye ait olduğunu, bir şiir kitabı olduğunu söylemeliyiz arkadaşlar. Doğru cevabım Denizli olacak. Ne diyor? İlhan Berk, Türk şiirinin yapı taşlarından biridir. Şairin destansı yönünün ağır bastığı ilk dönem eserleri arasında İstanbul,
Günaydın yeryüzüne. Türkiye şarkısı. Bir kör oluyor. Şıklar yerine kaydığı için tablo bu şekilde verilmiş. İlhan Berk'in özellikle destansı yönünün, geleneğe bağlanan yönünün verildiği bu dur şiir kitabı mutlaka bilinmesi gereken eserler arasındadır. Tekrar edelim. İlhan Berk'in destansı yönünün ağır bastığı ilk dönem eserleri gelenekten faydalandığı İstanbul, Günaydın Yeryüzü, Türkiye Şarkısı ve Köroğlu'dur. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere arkadaşlar. Sorulara devam edeceğiz daha sonraki dersimizde.